aşk bir kumar gibi. Kaybettim seni sevgili. Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden. Kahrettin beni sevgili. Aşk dolu geceler kadar yalnızım. Sensizim, sensiz. Senin başıma taç, gözlerime yaş ettim. Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim. Ben kendi kendimi sen de tutun diye kaderim. Aşk umudur ey sevgili. Bir aşk vardır bir gönülde, kabahat seni sever. Şu benim deli deli gönlümde. Buyurun Banu Hanım. Hoş geldiniz. Peki, hoş bulduk. Bir isteğiniz var mıydı? Benim küçük valizimi çıkarır mısın hemen? Tabii efendim. Hangi takımlarınızı koyayım? Sen valiz çıkar, ben hazırlayacağım. Tamam. Banu. Babaanne. Hayır olsun, bir yolculuk mu var? Birkaç gün işim var. Sen ne zamandan beri kendi valizini hazırlıyorsun? Bu defa kendim yapmak istedim. Şirin odasında mı? Yok yavrum, henüz gelmedi. Tamam, sen söylersin. Tabii, merak etme. Hemen mi gidiyorsun? Birazdan çıkarım. İyi, iyi yolculuklar. Sağ ol. Senin yakınında olmak bana iyi geliyor. Ben sana aşık oldum Banu. Hemen monitörize edelim. Satürasyon probu da takalım acil. Oğlum yapma ne olur. Bak ateşle oynuyorsun. Banu Karabiyo şehir dışına çıkmak da ne demek? Gitmek zorundayım baba. Birkaç gün uzaklaşalım, konuşalım dedi. Bir şey diyemedim. Ne yapayım? Anneme çok yaklaştığımı hissediyorum. Bu mudur Ferhat bunun yolu? Ne yapayım baba? He? Ne yapayım? Merhaba Banu Hanım. Ben annemi arıyorum. Annemle ilgili de sizin bir şeyler bildiğinizi biliyorum. Ha bu arada sizin annenizi, babanızı, abinizi benim babam öldürmüş mü diyeyim? Ne diyeyim? Haklısın. Bak sen üzülünce ben dağılıyorum. Tamam? Merak etme.
Ne zamandır? Ne? Yani ne zaman başladı bu? Görür görmez işte. Seni ilk gördüğüm anda. Hocam, elektro bulgularına bakıldığında iç kemik kalp hastalığına benziyor. Damar yolundan takviye yapıldı ama hastanın durumu hala stabil. Tamam, hastayı hemen kırmızıdan alalım. Üniteyi hazırlayın. Ben anlayamadım. Ne hastanesi? Kim? Resul kızı ya. Belki onu başkası seviyor. Ne belli. Ne bakıyorsun birader? Lütfen hayatım. Bir de büyütmeyin lütfen. Ne benim? Uzaktan seviyorlar. Görünmeden. Görünürse uzaklaşır çünkü. Yakın olabilmek için uzakta kalıyordur belki. Olamaz. Haklısın. Ne diyorsun lan sen? Ne mırlanıyorsun? Bir şey yok. Hasta mısın, olur musun? Lütfen. Hayatım lütfen. Sakin olalım. Şşş, sen karışma. Yapma. Delirdin mi lan sen? Lütfen. Ya abi yapma. Beyefendi biz size bir şey yapmadık. Sakin olun değil misiniz? Uzak dur. Hiçbir şey yapmadık. Ne yapıyorsunuz? Dur. Ne yapıyorsunuz? Hayır mı içinize? Çıldırdınız mı? Hayır. Güvenlik. Yapma, yapma. Yapma! Tamam, iyi misin? Sakin olun. Ayrıl, ayrıl. Ayrıl. Çok parmağın. Kadar yaptıklarımın en iyisi oldu. Oh oh oh. Şu muskatı koymayı çok iyi akıl ettim. Ben diyorum ki bir restoran açayım emekliliğimde. Ne dersin? Hı? Beğendin mi? Beğendin. Sen anlarsın böyle ince şeylerden. Baharat çok iyi değil mi? Evet. Bu maydanoz.
Bu da Şehnaz. Bu maydanoz çok şifalı bir bitki biliyor musun Şehnaz? Ama gereken değeri görmüyor. Halbuki vücutta yeni hücreler yapılmasına yardımcı oluyor. Serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Maydanoz, bana bak. Biz aslında seninle bir bakıma meslektaş sayılırız ha. Gerektiğinde serbest radikallerin icabına biz de bakıyoruz. Dediğim gibi gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Şu anda durumu iyi. Sağ olun. Doktor bey, ne olur torunumu 5 dakika görebilir miyim? Tabii. Yalnız sadece siz ve yalnızca 5 dakika lütfen. Zaten şu anda hastamız aldığı ilaçlardan dolayı sabaha kadar uyur. Oldu. Buyurun o zaman. Sağ olun. Çok mersi. Kuşu, sen çok korkuttun bizi. Babaannem nerede? Şehir dışına çıktı. Birkaç gün için. Aradım ama ulaşamadım bir tane. Yorgunum babaanne, yalnız kalmak istiyorum. Tabii. Tabii canım, sen dinlen. Yiğit'le ben kapıdayız. Geldiniz. Merhaba, yoldan aramıştım. Banu Karalı. Evet, ben rezervasyonunuzu yapmıştım. Kimlikleriniz alabilir miyim? Ben şimdilik bir gece olarak kaydınızı yapıyorum. Evet. Tek oda değil mi? Öyle demiştiniz. Evet, tek oda. Bir ihtiyacınız olursa resepsiyonu arayabilirsiniz. Teşekkürler. Önce gelmemişsin. Her şeyi ilk defa görüyormuş gibi bakıyorsun. Gelmedim, evet. Her şeyi arkamda bırakıp kaçmayalı uzun zaman olmuştu. Haklıydın.
Ne konuda? Kendini de rahat bırakmalısın demiştin ya. Haklıydın. Hatırladım. Duşa falan girmek istersen. Yok. İyiyim ben. Sen istersen gir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Kusura bakmayın, biraz geciktik. Entschuldigt sich für die Verspätung. Was soll das? Wo ist Banu? Banu Hanım ne zaman gelecek diye soruyorlar. Banu Hanım ailevi bir mevzudan ötürü bugün bizimle birlikte olamayacak ama biz işimize bakabiliriz. Sagt, dass Banu aus familiären Angelegenheiten nicht kommen kann. Wir können aber das Geschäft auch mit ihm besprechen. Was soll der Quatsch? Wir arbeiten mit Banu. Ohne Banu kein Geschäft. Biz Banu Hanım'la işi yapıyoruz, Hüsrev Bey. Eğer gelmeyecekse biz de gidelim. Tamam. Tamam, gelecek. Biz sizi bir iki saat burada ağırlayalım. O arada Banu'ya ulaşmaya çalışalım. Er sagt, dass er Banu herbringen lässt. Wissen uns noch ein wenig gelungen kann. Vallahi bu benim içime hiç sinmiyor ama ne desem sana laf dinletemedim. İyiyim, iyiyim. Ablama ulaşabildin mi? Yok canım. Arıyorum arıyorum, hep telefonu kapalı. Nerede olabilir ki? Bir tanem, ben onu bulacağım. Merak etme sen. Hadi, hadi gel. Üşüdüysen bir yere oturabiliriz. Yok, üşümedim. Severim böyle havaları. Beni de bu güzel havalar mahvedecek galiba. Orhan Veli,
Severim. Ben bu duygusal meselelerde pek iyi değilim. E tamam, futbol falan konuşalım istiyorsan. Offside yorumlayalım. Sen aşk filmleri falan da sevmiyorsundur şimdi. Hı. Aşk romanı falan. Sen? Babamın bana aldığı ilk kitap şiir kitabıydı. Hiç unutmuyorum. İçinde de tabii bir sürü aşk şiirleri var. Ama tabii o yaşta futbolla aşkı birbirinden ayırt edemiyorsun. Küçüksün, ikisi de aynı şey senin için. Babam böyle her hafta bana kitap alırdı. Her kitabı verirken de... Bak oğlum, insan okuyarak bilir ama yaşayarak öğrenir derdi. Sonra? Sonra ne? Sonra ne oldu? Sonra büyüdüm. Büyümek çok hoşuna gitmemiş. Senin gitti mi? Ben zorundaydım. Ben de. Salim Usta, Ferit abi ne zaman dönecek? Ne bileyim ben oğlum. Ulaşamadım da zaten. Bunun ucunu tut. Hoş geldiniz. Şirin Hanım hoş geldiniz. Nasıl oldunuz? Çok geçmiş olsun. Şirin odası hazır mı? Hazırladım efendim. İyi. Ceketimi al. Tabii. Hadi bakalım. Şunu da üstüne al. Ha? Tamam mı? Ben bir uyusam iyi gelecek aslında. Tabii tabii. Sen bir dinle. Ha? İyi misiniz? Biz duyduk, çok üzüldük. Ali, şimdi bana doğruyu söyleyeceksin. Ferhat nerede? Ha, Ferhat abim. Ben bilmiyorum ki, anlamadım zaten ben. Bana yalan söyleme. Ali. Bakın Şirin Hanım, benden duyduğunuzu söylemeyin ama. Bilmeyecek kimse, söyle. Nereye gittiklerini bilmiyorum ama... Dün akşam Banu Hanım geldi. Ferhat abimi aldı gittiler. Ulaşamıyoruz da. Otele girerken gördüm. Hadi. Sen ciddiysin. Evet, hadi. İyi de ben adil olmayan bir yarışa girmem yani. Aşırı özgüven
İnsana hata yaptırır Ferhat. Dikkat et. İyi, hadi o zaman. Tebrik ederim. Vallahi zorladın beni. Güzel mücadeleydi. Çünkü ben oyunun tadını çıkardım. Ama sen sonuca odaklanıp bütün eğlenceyi kaçırdın. Gidebileceği her yere baktık. Telefon da hala kapalı. Şimdi söyleyeceklerimi aynen çevir. Gördüğünüz gibi Banu'ya ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama maalesef ulaşamadık. Ben ailevi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Banu olsaydı işiniz aksamasın derdi. Ben de aynısını söylüyorum. İstediğiniz gibi taşlar ülke dışına çıkacak. Bu konuda ben şahsi garanti veriyorum. Wenn auch nur das geringste Problem auftritt, wird's fies für ihn. Eğer bir problem yaşanırsa, bunun bedeli olur. Yaşanmayacak. Ama merak etmesin, bir sıkıntı olursa o bedeli ben ödeyeceğim. Bunun eğer bir problem olur. El sıkıştıktan sonra geri dönüşü olmaz bu işin. Hoş geldiniz efendim. Kaç kişisiniz? İki. Buyurun sizi şöyle alayım. Gamze. Yok kızım ya. Hemen peşin hükümlü olma. Belki sen yanlış anlamışsındır olayları. Ya neyini yanlış anlayacağım? Neyini yanlış anlayacağım? Öpüşürlerken gördüm daha nelerini görebilirim. Sonra ikisi de ortadan kayboldu zaten. Diğer şuram acıyor Gamze. Kalbim acıyor. Ben Ferhat'a deli gibi aşık oldum ve bunu nasıl söküp atacağım hiç bilmiyorum. Bununla nasıl yaşayacağım hiç bilmiyorum Gamze. Tamam kızım, sakin ol. Hem Banu'ya kızma. Onun suçu yok ki. Nereden bilsin Ferhat'ın ikili oynadığını? Hmm.
Mesur. Hı. Bu sevkiyat gecikirse ne olur? Ne olacak? Kellemiz gider. Yarın sabah sevkiyatı yapıyoruz. Herkes ne hazırlığı varsa yapsın. Bu iş çok önemli, hata istemiyorum. Hata olur, hata yapanın kafasını koparırım. Hadi, yapın hazırlıklarınızı, yürü. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Sipariş verelim mi? Çok acıktım. Hemen. Pardon. Menü alabilir miyiz? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum. Olmaktan mutsuz musun? Onu nereden çıkardın? Biraz gergin gibisin. Galiba senden korkmaya başladım. Neden? Çünkü pat diye bir şey soruyorsun. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Gördüğün gibi. Şok iyidir. Hayat bana şunu öğretti Ferhat. İnsan susarken daha çok şey anlatır. Yani insanın sessizliği kelimelerden daha yakındır gerçeğe. O yüzden ben ne söylediğine değil, daha çok nerelerde sustuğuna bakarım. Vay be. Ne güzel. Yani sen ne söylersen söyle, ben anlayacağımı anlarım diyorsun. Hı? Tam olarak öyle değil. Kimi arıyorsun Ferhat? Öldüğünü söylemişti. Salim babam benim öz babam değil. Yani ben ona hakiki babam diyorum ama ikimiz de yetimiz işte. Sana anlattım ama sen bana anlatmadın. Tam anlatıyordum, sağlık geldi. Hem sen de bitiremedin. Bir kadını anlatıyordun, neydi o? Şehnaz mı? Evet, evet.
12 yaşındaydım. Şehnaz denen o kadın Ömer Bey'i ayartmış meğerse. Ne diyorsun? Ya Yılmaz abi de bunu duyunca deliye dönmüş tabii. O yüzden öldürmüş hepsini diyorlar. Allah'ım sen esirge yarabbim. Kadına ne olmuş peki? Şehnaz'a mı? Hı hı. Ne olacak canım? Köyüne dönmüş akbabaya. Bu çocuklar perişan oldu. Ortada mı kalacaklar? Yok canım bir şey olmazdı. Ne olacak peki? Memleketten babaanneleri geliyor, o bakacakmış. Ne de olsa zengin çocuğu bunlar. Ortada kalırlar mı hiç? Köyüne dönmüş akbabaya. Ferhat. Daldın. Sen öyle anlatınca gözümde canlandı. Kitap okuyunca da aynısı oluyor. Hayal etmek güzeldir. Güzeldir. Geliyorum hemen. Thank you.
gitmek zorundayım. Efendim. Şirinim. Banu, bu hali kullanma, merak kullan. Bütün hazırlıklar tamam abi. Bir yaramazlık yok değil mi? Yok. Sevkiyata başlayabiliriz. Güzel. Nerede abi? Dün kasaya koydun ya. Yok oğlum. Yok kasada. Patlatmışlar kasayı. Kim patlattı lan kasayı? Kim patlattı lan kasayı? Abi bir sakin ol. Nasıl sakin ol lan? Nasıl sakin ol? O çantanın içinde 12 milyon dolarlık taş vardı lan. 12 milyon. Bitirir lan bizi. Yaşatmazlar oğlum. Bu arada uçmadı ya bu çanta. Uçmadı tabii. Biri uçurdu. Emret abi. Güvenlik kamerasının kayıtlarını getir. Hemen abi. İyi ama değil mi babaanne? Tamam, birazdan evde olurum ben. Nasılmış Şirin Banu? İyiymiş. Endişelenecek bir şey yok dedi babaannem. Şükür. Banu, ben köşe gelmesem iyi olacak. Haklısın. Bırakayım ben seni. Yok yok. Benim ev zaten buraya yakın. Sen Şirin'in yanına git hadi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.
gün geceye gel. Dün geceki kayıtlar silinmiş abi. Cesur. Buyur abi. Al bunları aşağı götür. Konuşturana kadar ne gerekiyorsa yap. Tamam abi. Yürüyün lan. Cesur. Buyur abi. Yiğit'i de al. Baba. Baba. Bana bunu yapma. Sallama Cesur. Ne diyorsam o. Baba. Merhaba. Almam lazım. Dur dur. Alırsın tabii de ne oldu? Annemle ilgili bir iz buldum. Ne diyorsun Ferhat? Ne ipucu? Ne buldun? Haber vereceğim. Usta ne oluyor? Ferhat abi nereye gidiyor? Neredesin oğlum sen? Ben yolda arkadaşları gördük de lafladım işte biraz. Kimmiş bakayım bu arkadaşlar? Ya işte bizim Aysel'ler falan. Aysel'ler falan. Şey diyeceğim usta, biz nasıl gideceğiz köşke kamyonetsiz? Çözeriz onu, sen konuyu değiştirme hemen. Ben malzemeleri içeri koyayım o zaman. Tansiyonunuz gayet iyi durumda. Şirinim. Oh, iyi misin? İyi misin? Bir isteğiniz, arzunuz var mı efendim? Bizi yalnız bırakır mısın? Tabii. Bana kızmak da haksız. Sizi gördüm. Anlamadım. Kimi gördün? Ferhat'la seni öpüşürken gördüm. Galeride öpüştüğünüzü gördüm Banu. Şirin ben... Hayır Banu, ben. Ben Ferhat'a aşık oldum. İzmir'e gittiğimizde yakınlaştık biz. Bana beni sevdiğini söyledi. Sen ne dediğini farkında mısın? Tabii ki farkındayım Banu. Nasıl? Yalan mı söyleyeceğim? Hayır. Hayır. Onu demek istemedim. Ferhat, ikimizle de oynuyor Banu. Köyüne dönmüş Akbaba'ya. Thank you.
Selamünaleyküm amcacığım. Aleyküm selam oğlum. Bir kilo versene ya. Vereyim oğlum. Amcacığım sana bir şey soracağım. Buyur oğlum. Ben bu kadını arıyorum. Niye arıyorsun oğlum? Bu kadın benim annem amcacığım. Ben yıllar önce kaybettim annemi. Bir süre buralarda yaşamış, onu öğrendim. Adı neydi? Şehnaz. Onları hatırlıyorum ne amca. Bildim onu. Bu köyde değil, yukarıda tepede bir ev vardı. Orada kaldı bir vakit. Aşağıya pekinmezdi. Tanır mıydın amca? Bir kere gördüm. Bir şey dedi mi? Bir şey konuştunuz mu? Ne desin oğlum? Kolay gelsin dedi. Kolay gelsin dedi ha. Peki. Başka bir şey dedi mi amca? Başka bir şey konuştunuz mu? Ha, bir de bizim hanıma demiş ki birilerinden kaçıyormuş o vakit. İyi misin oğlum? Kolay gelsin dede. Allah'tan ümit kesilmez oğlum. İnşallah bulursun bir gün anneni. İnşallah amca. Neredeydi bu ev? Aradığın cevaplar Banu Karalı'da. Abi, Yiğit temiz. Emin misin? Eminim abi. Diğerleri? Hala konuşan yok. Biri konuşacak Cesur. Devam et. Şirin.
oldu? Niye çıktın evden? Ne işin var burada? Bana bunu nasıl yaptın Ferhat? Neyi? Hem beni hem Banu'yu elinde oynatabileceğini mi zannet? Kimle geldi sen buraya? Sorduğun soruya cevap ver Ferhat. Şirin aranızda bir şeyler olduğunu söyledi. Cevap ver. Amacın ne senin? Bunun ortaya çıkmayacağını sandın. Cevap ver. Öyle bir şey yok Banu. Yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Bizim aramızda bir şey oldu Ferhat. Biz birbirimize aşık olduk. Üzgünüm Şirin. Şirin. Sakın Banu sakın. Şirin. Şirin. Eve götür. Sadık, tam ortadan kaybolacak zamanı bul. Sunar sen. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? He? Mahvettin lan kızların hayatını. Mahvettin lan! Bitirdin lan. Bitirdin. Kendini ne sanıyorsun lan sen? Kimsin oğlum sen? He? Lan sen kimsin? Kendi derdinden insanları unuttun lan. Adi bir vicdansızsın lan. Vicdansızsın lan sen. Adi vicdansız Ferhat!
Senden nefret ediyorum Ferhat. Senden nefret ediyorum Ferhat. Keşke hiç çıkmasaydın karşıma Ferhat, senden nefret ediyorum. Sen sevdiğin canını acıtır mı anne? Ben acıttım. Gözünün içine baka baka yalan söyledim ona. Yapamam, yapamayacağım. Yok. Tamam. Affet beni anne. Affet beni ne olur. Canım oğlum, bir gün kavuştuğumuzda söz her şeyi anlatacağım sana. O gün neden kaçtığımızı, seni neden yapayalnız bırakıp gitmek zorunda kaldığımı, her şeyi. Ama şunu iyi bil oğlum, bir anne evladından sadece ama sadece evladı için vazgeçip, İnşallah bir gün baba olursan, Allah'ım o günleri göstersin sana. Beni daha iyi anlayacaksın. Eğer bir gün her şeyi anlatacak gücüm kalmazsa, yüzüne bakacak cesaretim olmazsa, ömrüm yetmezse kavuşmamıza, yazdıklarımı okursun. Bana kızacaksın belki. Hakkındır. Ama unutma oğlum. Sen benim her şeyimsin. Hep öyleydin. Senin derdin ne ya? Şirin tamam. Hastanelik olmuş, haberin bile yok. Yapsana. Neden kapalı defoya bırak?
Buraya geleceğini hiç düşünmemiştim. Yani düşündüm tabii. Hayal kuruyor insan. Az akşamlar böyle içip içip çıkayım ya karşısına, itiraf edeyim falan dedim. Sonra baktım. Zaten en yakını da ben varım. Kendi canını teslim ettin bana. Aileni teslim ettin. Sarhoş olup omuzumda ağladın. Yani o kadar kıymetliydi ki bu anlar benim için. Hayatta korktuğunu bir tek bana söyledin Banu. Bir tek bana. Bu o kadar önemli ki benim için. Ben de bunları kaybetmek istemedim. O yüzden de sana bir şey söylemedim. Sen de doğal olarak görmedin. Varlığımı hiç fark etmedin ama yokluğum hemen anlaşıldı galiba. Bu da bir şeydir. Neyse. Konuşacak bir şey yok herhalde değil mi? Banu'ya? Hı? Onu nasıl kandırdın? Beni kurtarıp kahramanlığı oynadın. Ona ne yaptın Ferhat? Sırf o üzülmesin. Onun kalbi de benimki gibi paramparça olmasın diye sustum. Ama senin ne kadar iğrenç, ne kadar aşağılık bir insan olduğunu, bu masum bakışları kendine nasıl maske yaptığını ispat edeceğim. Aşağılık bir insan, aşağılık bir insan. Asıl yalancının ben değil, sen olduğunu anlayacak. Yalancının ben değil, sen olduğunu anlayacak. Hayatıma girdiğin güne lanet olsun Ferhat. Benden, ablamdan uzak duracaksın.
abi ya. Ne dedi Banu? Ne diyecek? Kendi pisliğinizi temizleyin dedi. O parayı bulmamız lazım. Abi bizden o kadar para çıkmaz. Banu'yu ikna etmemiz lazım. İşi alalım derken Banu demiyordun. Hayırdır? Banucu oldun birden. Abi yarına kadar o parayı bulmamız lazım. Sen de ne kadar çıkar onu söyle. En fazla 1 milyon abi. 3 milyon da bende var. Geriye 8 kalıyor. Yarına kadar o kadar parayı bulamayız. Tek çare Banu. Bir daha Banu de. O beynini kulaklarından akıtayım. Hı. Alo. Efendim. Bir sıkıntımız var. Taşları bugün çıkaramıyoruz. Verdiğiniz sözü hatırlatırım. Aksi takdirde... Sözümüz söz. Taşları çıkaramazsak bedelini ödeyeceğiz. Yarına kadar vaktimiz var. Para hemen gelsinler. Tamam abi. Yiğit. Gel yanıma. Gel otur şöyle. Sen şimdi bana kızıyorsun. Babam beni dövdürttü. Bizim işte sadakat aile bağlarından daha önemli. Sen şimdi bir sınavı geçmiş oldun. Artık bizim için başka bir yerdesin. Anladın? Hadi öp bakayım elimi. Öp ulan. Hüseyin, açsana kapıyı. Ferhat, köşkle ilişkiniz kesildi. Artık girmeniz yasak. Sen burada kal. Kim yasakladı? Şirin Hanım. Hayırlısı böyledir belki oğlum. Hadi gidelim. Bugün
İlk defa kendim için bir şey istiyorum sizden. Yarına kadar bu parayı bulamazsam benim ipimi çekecekler. Ha bizi bağlamaz, biz yolumuza bakarız dersiniz, eyvallah. Ama bana destek olursanız, bugüne kadar dostumdunuz, bugünden sonra kardeşim olursunuz. Benim kardeşliğimi de, düşmanlığımı da en iyi siz bilirsiniz. Ne kadar eksik? 8 milyon. Benden en fazla 1,5 milyon çalışır. Ben de 1,5 milyon çıkarabilirim en fazla. Bir de benden çıkar. 4 milyon eksik hala. Biraz zaman verseler biz bu parayı toplarız. Kabul etmezler. Öreceğiz. Günaydın. Bunlar ne? Ben biraz düşündüm Banu. İşi bırakıyorum. Sen bu aralar fazla düşünüyorsun Sadık. Hı? İşi falan bırakmıyorsun. Yani dün gece olanlardan sonra... Dün gece hiçbir şey olmadı. İşimize bakalım. Banu Hanım, Ferhat Bey geldi. Sizinle konuşmak istiyor. İlgilenir misin? Banu'yla... Banu Hanım. Banu'yla konuşacağım. O seninle görüşmek istemiyor. Tamam, bunu kendisinden duyayım. Anlamadın sen. Bir daha seni onun yakınında görmeyeceğim. Gölgesine bile basmayacaksın. Tamam. Buyurun efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Thank you.
ilgili aradığım tüm cevaplar Karalılar'da. Belki abla, elmaslar çantada. Kadın kadını yiyip durma, Şeyna zorladı. Yok. Bundan sonra bizimle burada yaşayacak. Ben bu kadın için dostuma, kardeşime, kendi gölgeme bile ihanet ettim. Yapamazmışım. Bu kadın için her şeyi yaparım ben. Sen nasıl bu hale geldin? Nasıl bu hale getirdi bu kadın seni? Hiçbir şey yapmadı. Öylece durdu sadece. Ben kendim kapıldım bu güzelliğe. Şifreyi nereden bildiniz? Yedi, üç, dört. 6-2-9. 7-3-4-6-2-9. Şehnaz. Artık bu iş. Birisi resmen oyun oynuyor seninle. Mesajlar, notlar. Kim böyle bir şey yapsın ki? Heh, iyi dedin. Kim böyle bir şey yapar? Neden anneni bulmanı isteyen birisi dost doğru gelip yardım etmez de böyle notlar bırakır? Kim yapar? Doğru. Ne yapayım? Ne yapayım? O zaman nasılsa art niyetli biri. Annemi boş vermediğim. Ne yapayım? Görüyoruz ki her kimse söyledikleri doğru çıkıyor. Biri oynuyor diyorum seninle. Ve ben oğlumun bu batağa sürüklenmesine izin vermeyeceğim. Bitti artık. Zorlamayacaksın daha fazla. Yapamam. Yapacaksın. Oğlum görmüyor musun? Kimseye faydası yok bu işin. Deştikçe daha fazla kanıyor bu yara. Geçmişi unutacaksın. Nasıl unutayım ya? Bunu nasıl unutayım baba? Ben bunu nasıl unutayım? Ferhat. Geçmişi kederlenerek yaşamak çare değil oğlum. Kesip atacaksın kanayan yerini. Yoksa bu yara bütün vücudunu saracak, mahvedecek, bitirecek seni. Bu yara benim parçam haline geldi baba. Böyle söküp atamam. Affet.
Sen haklıydın. Sana inanıyorum. Başka türlüsü mümkün değil zaten. Kardeşimsin. Canımsın. Bitti artık. Çıktı hayatımızdan. Yine biz varız. İkimiz. Eskiden olduğu gibi. Taşların değerini komisyonuyla birlikte ödeyeceğiz. Ama 4 milyon dolar kadar bir açığımız var. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Patronuna söyle. Bekleyin lütfen. Hüsrev Bey. Ne diyor? Sana bir şans verdik ama kullanamadın. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Uyar, annem yaşıyor. Uyar. Gel. Oğlum ne oldu? Dur, annem yaşıyor. Gel. Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Ne? Oğlum bir dur. Gel, göstereceğim sana. Gel. Gel göstereceğim. Gel. Nereden buldun? Videoda gördüm. Gel. Bak. İnanamayacaksın. Bak. Bak baba annem. Gördüm oğlum, görüyorum. Annem yaşıyormuş baba. Video 2 gün önce çekilmiş bak. Şu tarih çekildiği tarih. 2 gün önce çekilmiş. Annem yaşıyormuş. Allah'ıma şükürler olsun. Sana annenin acısını yaşatmadı. Kavuşmayı da nasip eder inşallah. İnşallah baba. İnşallah. Ferhat. Sen bu videoyu nereden buldun? Dükkana biri bırakıp kaçtı. Yakalayamadım. Hevesini, sevincini kursağında bırakmak istemem ama bunlar pek hayra alamet işler değil. Sana zarar gelecek diye korkuyorum. Biliyorum baba, her şeyin farkındayım. Bu notları, bir videoları kim gönderiyorsa beni Banu'ya yönlendirmeye çalışıyorlar. Her şeyin farkındayım baba. Peki niye yapıyorsun bunu be oğlum? Ya senin başını yakarlarsa? Bu yolun sonunda annemi bulmak varsa gerekirse yanarım baba. Ama annemi bulacağım. Annemi bulacağım.
asla vazgeçmeyeceğim. Günaydın Hüsrev. Taşların değeri komisyonu düşünce 12 milyon dolar. 12 milyon dolar. 8 milyonunu bugün vereceğim. Bile heute nur 8 milyon dolar überweisen. Ja, zwei Stunden. Hepsini 2 saat içinde vereceksin. İmkansız. Bana bir hafta verin. Kalanı faiziyle ödeyeceğim. Er braucht eine Woche und zahlt den Rest dann mit Zinsen. Ich hab dich gewarnt. Seni söz vermeden önce uyamıştın. Dur! Dur. Parayı ben bulurum. 2 saat yeter. Er sagt, er will das Geld jetzt innerhalb von 2 Stunden aufnehmen. Aha. Polise gidersen? Gitmem. Babam elinizde. Er will das auftreiben jetzt, das Geld. Na denn? Tamam. Merak etme baba. Ben bulacağım. Ne o? Benim güzel kızlarım birbirine küs mü? Olur mu öyle şey babaanne? Küser miyiz hiç? Ne bileyim, hiç konuşmuyorsunuz da. Nereden çıktı? Ben Şirin'ime küser miyim? Küsmeyin. Siz kardeşsiniz. Hadi azıcık dinleneceğim, tamam mı bir tane? Siz güzel güzel kahvaltınızı yapın. Tamam. Banu Hanım, Ferhat gelmiş, kapıdaymış. Konuşmadan da gitmeyeceğim diyormuş. Sadık, ben hallederim. Açma. Buradan da duyabiliriz birbirimizi. Evet, seni dinliyorum. Buraya tek bir şey söylemeye geldim. Yalnızken söyleyebilir miyim?
Asla vazgeçmeyeceğim. Bunu bil. Yiğit, ne oldu? Ne oluyor? Kurtulduk! Neyden kurtulduk? Herkesten, her şeyden kurtulduk. Ya anlatır mısın, ne oluyor? Bak şimdi bak. Tam olarak 56 dakika sonra babam geberiyor kızım, geberiyor. Nasıl? Biz de herkesten, her şeyden kurtuluyoruz. Gel buraya kız. Warum sagt sie nichts? Patron, kadın niye konuşmuyor diye soruyor. Konuşmaz o. Bakar sadece. Her şeyi gözleriyle anlatır. Meint, die redet nur durch die Augen. Zimmerpflänzchen, ha? Ne diyor? Ot gibi diyor. Telefon edeceğim. Buyurun. Sohnemann uns vergessen, hm? Galiba onun sattı seni. Göreceğiz.
Sakın korkma sen. Tekrar kavuşacağız. Nasıl olur ya? İmkansız böyle bir şey. Kurtulmuş olamaz. Aç. Açamam. Aç telefonu. Baba. Oğlum. Aslan oğlum benim. Sen babanı kurtardın. Estağfurullah baba. Sen benim babamsın. Beni kurtardın oğlum sen. Aslanım benim. Hadi kalk gel. Kalk gel de sana şöyle bir doya doya sarılayım oğlum. Tamam baba. Babam parayı senin bulduğunu sanıyor. Ama ben bulmadım. Öğrenci ölmeyecek beni bitirme. İyi, kendine gel. Sakin ol. Sakin ol. Kahretsin. Kahretsin. Git. Git. Kahretsin. Yapma. Dinle beni, dinle. Nasıl dinleyeyim? Sana beni öldürecek diyorum ya. Tamam. Öldürecek. Sakin ol. Dinle. Şirin. Baban öğrenmeden Şirin'le evleneceksin. Banu Karal'ın kız kardeşiyle, anlıyor musun ne dediğimi? Karalıların arasına damat olarak girersen baban sana hiçbir şey yapamaz. Ne yapıp edip Şirin'le evlenmen lazım. Tamam. Evleneceğim. Evleneceğim. Herkese sordum, soruşturdum. Ama Almanlara parayı kimin ödediğini bulamadım. Abi babam öğrenirse beni öldürür. Haklısın, öldürür. Abi bak bir şey yapmamız lazım. İlla birileri ödedi bu parayı. Ama kim? Tamam dur, sakin ol sen. Ben biraz daha sorup soruşturacağım. Ama bak bu arada babandan biraz uzak dur. Tamam mı, anladın mı? Anladım abi, anladım. Tamam şimdi ben biraz daha soruşturayım, haber vereceğim sana. Tamam. Tamam. Haber bekliyorum. Vay. Manzaraya bak. Ne güzel. İnsan baktıkça her şeyi unutuyor. Baktıkça içi açılıyor. Tam hayal kuracak bir yer. Ne oldu yüzüne? Boş ver şunu sen. Gel. Ya ne yapıyorsun? Seni kaçırıyorum Şirin. Sen çok hayal dünyasına daldın. Gel sana biraz gerçekleri göstereyim. Ya istemiyorum. Hiç istemiyorum seni de, Banu'yu da istemiyorum. Tamam, sakin ol. Sen çıksana hayatımdan. Ben sana kaç defa söyleyeceğim. Hiç seni istemiyorum. Git. Bitti mi? Ya ne yapıyorsun be? Bırak. Bıraksana git. Ne yapıyorsun? Ya git. Yürü Şirin. Ya. Gel. Ya. Dur. Niye getirdin beni buraya? Sana gerçekleri göstereceğim dedim ya Şirin. Yiğit ne saçmalıyorsun? Ne yazık ki saçmalayan ben değilim. Eğer sen benden vazgeçmiş olmasaydın şu an burada olmazdık.
kimsenin de canı senin yüzünden tehlikeye girmezdi. Ha, dur. Nereye gidiyorsun? Şirin, seninle şöyle heyecanlı bir film seyrederim. Bak, şu adamı görüyor musun? Şimdi bu herif içeri girecek. İçeriden iki kişi çıkacaklar. Bir de şu adama bak. Yiğit, ne yapıyorsun? Hani şu ertelediğimiz, daha doğrusu senin iptal etmeye çalıştığın evliliğimiz var ya, işte onu gerçekleştirmek istiyorum Şirin. Hepsi bu kadar. Asla olmayacak öyle bir şey. Öyle diyorsun. E o zaman filmin sonu kötü bitecek Şirin. Bu adam oraya gidene kadar ben onu aramazsam Ferhat'ı vuracak. Yürü. Yiğit. Sen bilirsin. Ya sen manyak mısın? Ne istiyorsun Ferhat'tan? Yiğit tamam dur. Ne olur lütfen dur. Ya Yiğit, ne istiyorsan yapacağım, ara dur. Dur şu adamı, ara, ne istiyorsan yapacağım, hadi. Ya Yiğit. Ya bak, şimdi filmin sonu güzel bitiyor işte. Mutlu son. Şimdi o güzel ablana gidiyorsun. Benle hemen evlenmek istediğini söylüyorsun. Aksi bir hareket yaparsan bu film kaldığı yerden devam eder Şirin. Emin ol. Eder. Banu. Şirin'im. Bu ne güzel sürpriz. Müsait misin? Müsaitim. Gel. Biraz konuşalım mı? Olur, geç. Bir şey mi oldu? İyi misin? Banu, ben senden özür dilemeye geldim. Ne için? Ben yalan söyledim sana. Yani Ferhat konusunda yalan söyledim. Anlamadım. Ya Yiğit bana uzun zamandır çok soğuk davranıyordu. Evliliği falan sürekli geçiştiriyor. Ben de ona ders vermek istedim. Evlenmek istemediğimi söyledim. Sonra işte Ferhat çıktı karşımıza. Ya biz onunla öyle vakit geçirdik falan da o kadar. Yani ne o bana ne ben ona, arkadaşlıktan öte bir şey hissetmiyoruz Banu. Ben her şeyi Yiğit'i kıskandırmak için yaptım.
Niye başında anlatmadın bana? Neden yaşadık bu kadar şeyi? Bilmem. Ama Yiğit bugün geldi, benden özür diledi. Ben onun beni ne kadar sevdiğini anladım Banu. Biz hemen evlenmek istiyoruz. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ya gerçekten. Yani bu dediklerin hiç seni yapacağın şeyler değil Şirin. Ya insan sevince ve çaresiz kalınca her şeyi yapıyor Banu, inan bana. Hele sevdiğin her şeyin olmuşsa kendini, herkesi bir yana bırakıp ne gerekiyorsa onu yapıyorsun Banu. Çok üzgünüm. Üzülme. Hı? Bu hayatta hiçbir şey senin bir damla gözyaşına değmez. Banu. Ferhat. Biraz konuşabilir miyiz? Oturalım mı? Ferhat, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şirin bugün benimle konuştu. Ne dedi? Ferhat doğru söylüyor. Aramızda bir şey yok dedi. Niye böyle bir şey yapmış peki? Yiğit'i kıskandırmak için sana yakın davranmış. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Sen koskoca Banu Karalısın. Ben marangoz Ferhat. Ben seni affetsem ne olur, affetmesem ne olur? Ben senin yanında sadece Banu'yum. Ve sadece Ferhat. Özür dilerim. Yani Şirin adına da özür dilerim.
Evlilik öncesi stres herhalde. Nasıl? Şirin'le Yiğit evleniyor.